Şöyle, il koordinasyon toplantısı için valilik tarafından arandık. Bütün belediye başkanları, il müdürleri, daire amirleri hepsi de orada davet edilmişlerdi. Biz de Nur Ağamızın sorunlarını iletmek üzere zaten, çünkü uzun süredir bakan beyle görüşmek ve ayrıntılı bir şekilde durumları izah etmek istiyorduk. Biz vardık toplantıya, kendisi beraberinde AKP il başkanı, milletvekilleri, ilçe başkanlarıyla birlikte katıldı. Bizim bunların hiçbir şekilde biz sorun etmediğimiz halde kendisi cümlelerde ara ara işte hiç kimse siyaset yapmayacak, biz siyaset yapmıyoruz tarzı cümleler kurdu. Daha sonrasında ise mikrofon Nurhak ilçesiyle ilgili sorunları konuşmaya başladığımız sırada ise biraz daha üslubunu sertleştirerek tehditvari cümleler kurmaya başladı. Herkes burada ne konuşuluyorsa dışarıda da aynısını konuşacak. Herkes tek bir ağızdan konuşacak. Hiç kimse siyaset yapmayacak. Ben ise o esnada bunların niçin söylenildiğini sorduğumda kendisi hemen direkt doğrudan üstünüze alınmanıza gerek yok. Bunları ben herkes için söylüyorum tarzı cümle kurdu. Ben ise bu durumun hoş olmadığını ifade ettim. Sonra tekrardan kendisi tabii tartışmayı büyüterek ve sertleştirerek devam etti. Ben daha sonrasında ise Sayın Bakan'ın üslubunun hoş olmadığını ifade edince siz bana üslup öğretemezsiniz tarzında sesini de yükselterek beni dışarıya almaya çalıştı. Ve o esnada da ben çıkmayacağımı ifade ettim. Çünkü biz oraya Nurhak'ın sorunlarını konuşmaya varmıştık. Ve ortada hiçbir sorun yokken kendisi tartışmayı başlatıyor. Kendisi tartışmayı büyütüyor. Ve bizimle kendi ilçemizin sorunlarını konuşmak için davet ediliyoruz. Geri bizimle kendi ilçemizin sorunlarını konuşmadan dışarıya almaya çalışıyor. Ben ise Nurhak'ın sorunlarını konuşmak için geldiğimi ve çıkmayacağımı ifade ettim. O esnada mikrofon kapatıldı ve alındı. Ben ise mikrofonsuz bir şekilde kendisine Nurhak'ın belediye binası yıkılmış, bu konuyu konuşmaya, rezerv alanlarını konuşmaya, rezerv alanı yapılacak mı, yapılmayacak mı, akıbeti ne olacak, bununla ilgili sağlıklı bir bilgi almaya geldiğimizi, depremden sonra deprem bölgelerinin büyük bir sıkıntı yaşadığını, harfiyat kamyonu eksiğimiz olduğunu, iş makinesi eksiğimiz olduğunu, arazöz eksiğimiz olduğunu kendilerine ifade etmeye çalıştık. Maalesef kendisi bunları hiç dinlemeden konuyu kapattı ve hemen bu tür bilgileri de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gelirsiniz alırsınız tarzında bir cümleyle hemen diğer ilçeye geçti. Burada sıkıntı şu. Bakan Bey'in amacını anlamakta zorluk çekiyoruz. Amacı nedir acaba? Muhalefet partilerine ayar vermeye çalışmak mı? Çünkü her seferinde bunu yapıyor. Daha önceki toplantılarında da aynı tarz ve üslubu takınmıştı. Bizler tek cümle etmeden herkesi sindirmeye çalışıyor. Ve özellikle sizlerin aracılığıyla da şunu ifade etmek istiyoruz. Ekranlarda Bakan Bey deprem bölgelerine şu kadar kez gittim, bu kadar kez gittim gibi cümleler kuruyor. Geliyor, sorun çözmüyor. Tam tersi sorun çıkartıp geliyor. Ve biz ne zaman Bakan Bey gelse orada gergin bir ortam oluşuyor ve sorunları çözmeyi ve orada birliği beraberliği güçlendirmeyi bırakın ayrışmaya neden oluyor. Bunu da hiç umursamadan çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Bu saatten sonra Bakan Bey hariç, Çevre Şehircilik İklim Bakanı Murat Kurum hariç herkesten destek talep edeceğiz. Hatta şunu da ekleyeyim ben. O esnada tartışmadan sonra diğer bütün belediye başkanlarına, çünkü orada da bizim aramızda da bir ayrıştırma yapmak adına, yalnızlaştırma adına diğer belediye başkanlarının hepsine 300 çöp konteyneri birine, 200 çöp konteyneri birine gibi programsız, plansız bir şekilde bir dağıtım da yaptı orada ve bundan yine Nurhak'ı tabii ki ayrı tuttu. Biz bu saatten sonra Çevre Şehircilik Bakanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı hariç herkesten artık taleplerimizi dillendireceğiz. Sağ olsun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Bey ile görüşeceğiz. Kendisi belediye binamızı yapacağını ifade etti. Türkiye Belediyeler Birliği ile görüşmelerimizi arttıracağız ve diğer büyükşehir belediyelerimizle, Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyelerimizle de görüşeceğiz ve sıkıntılarımızı onlara ifade edeceğiz. Ve görüyoruz ki bir ilçenin sorununu belediye başkanıyla konuşmak istemeyen ve tam tersi onu
yok sayan bir bakanla karşı karşıyayız. Bunu da kamuoyunun bilgisine özellikle sunmak istiyoruz. Ve ben buradan Çevre Şehircilik Bakanlığı'na şunu sormak istiyorum. Toplantıya çağırdığınız ilçe belediye başkanıyla sorunu konuşmayıp kiminle konuşacaksınız? Bize karşı bu tavrınızın amacı nedir? Çünkü daha öncesinde de yaptınız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan toplantıda da yine muhalefete ayar vermeye çalışan, yine onları fırçalamaya çalışan bir üslupla hareket ettiniz. Sürekli bunu ne kadar devam ettireceksiniz? Amacınız deprem bölgelerine bir katkı sunmak mı? Yoksa deprem bölgelerinde gelip bir tartışma, bir kavga çıkartıp geri dönüp gidip sonra da ekranlarda bak ne kadar çok gittik demek mi? Bunu da sizin aracınızda soruyoruz. Ve bizim yine taleplerimiz şu yöndedir. Deprem bölgelerinin talepleridir aslında bunların hepsi. Nurhak özelinde ise yine harfiyat kamyonudur, iş makinesidir, arazüzdür, süpürme aracıdır, belediye binasının yapımıdır, rezerv alanlarıyla ilgili görüşmelerdir. Ve özellikle şu anda yapımı devam eden TOKİ inşaatları var. Bunların %10'unun teslim edileceği söyleniliyor. Bunları daha da arttırmamız gerekiyor, konuşmamız gerekiyor. Ve yereldeki birlikteliği en üst seviyeye çıkartmamız gerekiyor. Altyapıdan dolayı yollarımız tekrar baştan yenilenmesi gerekiyor. Daha öncesinde biz İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yollarımızı yapmıştık. Altyapı nedeniyle tekrardan sadece altyapı değil tabii ki enkaz kaldırma çalışmaları, yeni bina yapma çalışmalarından dolayı da yollarımız hasar aldı. Bu yollarımızı yapmak için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağız ve bu çabamızda da bize katkı sunmak isteyen bütün kamu kurumlarıyla da işbirliğimiz devam edecek. Ki tekrar altını çiziyorum, bu kurumların içerisinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı hariç olacak. Kendisinin üslubu ve ortaya